İyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz saygıdeğer Cem TV izleyicileri. Hazreti Muhammed Efendimizin, Ehl-i Beyt Efendilerimizin, Pirimiz Hüdavendigâr Hazreti Mevlana'mızın, Piran Efendilerimizin selamları, feyizleri ve güzel keremleri hepinizin üzerlerinize olsun. Eyvallah. Hazreti Mevlana'mızın birlik dükkanında bu akşamki konuğumuz yine Sayın Hafız Erdem Ergin Bey. Bundan önceki programlarımızı izlemiş olan izleyicilerimiz kendisini tanıyacaklardır. Fakat ilk defa izleyenler için kendisi hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Erdem Ergin Bey, Rumeli göçmeni bir ailenin tek çocuğu, İstanbul doğumlu. Ortaokulda Kura Hafız İbrahim Göksu'dan Kur'an dersleri aldı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde yüksek öğrenimini gördükten sonra da Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi'nde Ekonomi ve Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendisinin tasavvuf müziği ve tasavvufi gelenek ve felsefe ile ilgilendiğini biliyoruz. Aynı zamanda da melamet ve melamilik Sayın Erdem Ergin Bey'in yaşamında özel bir yer teşkil etmekte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Hasan dedemizin bir şiiriyle sohbeti açmak istiyorum. Şöyle sesleniyor Hasan dedemiz bizlere. Bir ilahi aşktır vesilesi bu kainatın. Her dem aşk ile yanmaktır dermanı aşıkanın. Bir derdim var alemde, bin derdi neylerim. Bir canım var bir canda, yüz bin canı neylerim. Ben bu aşka ezelden dosta kurban etmişim. Bir nişandır mekanım, ben bu mekanı neylerim? Ben bu aşka yar oldum, hem bir ile bir oldum. Ben bu derde uğradım, yokluğu kâr eyledim. Ayn şin kafla dersi yaradandan aldım, ilmi faniyi neylerim? Bu dedenin canı aşkın fermanı, der onun için imanı, ben isyanı neylerim diyor. Yine Hazreti Pirimizin de geldi de onu evet tabii buyur. Paylaşsam yani neylerim diyor. Eyvallah. Hazreti Pir de sesleniyor bize rubaisinde diyor ki kafirlikten de Müslümanlıktan da dışarıda bir ova var. O alanın ortasında bir sevdamız var bizim. Arif oraya vardı mı, başını yere kor. Ne kafirliğe yer var orada, ne Müslümanlığa yer var. Bu geldi aklıma acizane. Yani her şey, onu da neylerim, bunu da neylerim. Evet. Ve Hazreti Pir de böyle bir seslenişte bulunuyor bize. Eyvallah. Hazreti Şems Efendimizin de bir menkıbesinde diyor ki, Kimyon'u Kirman'a götürmekte ne fayda var? Yaratıcının kapısına da canını götürsen bunun aynıdır, ne faydası var diyor. O kapı canların yaratıldığı yerdir. Oraya orada olmayan bir şey götür. Sen ona niyaz ve yalvarma, yakarma götür diyor. Zira niyazsız olan yaratıcı niyazı sever. Oraya yokluğunu götür ki sana lütufta bulunulsun. O da aşktır. Bir kere aşk tuzağına düştün mü, o seni sarar gider diye buyuruyor. Şimdi niyazsız olan yaratıcı ve niyaz istiyor. Yani niyaz dediğimiz zaman ne anlamamız gerekiyor bundan sizce? Önce Cem televizyonu seyircilerine, yöneticilerine, bütün çalışanlarına, Evrensel Mevlana Aşıkları Vakfı Onursal Başkanı Muhterem Hasan Çıkar Dede Efendi'ye ve vakfın mümtaz üyelerine sevgilerimi ve saygılarımı arz etmek istiyorum. Şems-i Tebrizi Hazretlerinin yaratıcının makamını niyazsızlık makamı olarak bize tarif etmesindeki hikmeti yine sufilerin bakış açısıyla değerlendirmek gerekirse şunları söyleyebiliriz.
niyaz makamına Tanrı'nın huzuru, niyazsızlık makamı, çünkü Tanrı'nın bir niyazı söz konusu olamayacağına göre, niyaz kuldan kendisine gelecektir. Niyazın tam ve mükemmel bir biçimde tecelli edebilmesi için bir insanda, Tanrı ile arasına perde olan benlik perdesini ve o benlik vehmini mutlaka ve mutlaka ortadan kaldırması gerekli. Tam bir yokluk elbisesine bürünmek diye tarif ettiğimiz ve sevgili Peygamberimizin El-Fakri Fahri, benim övüncüm, tek iftihar ettiğim şey yokluğumdur diye beyan ettiği yer, işte Tanrı'nın niyazsızlık makamına götürülebilecek en mükemmel niyazdır. Bugün fizik bilimi bile bize şunu söylüyor elde ettiği verilerle. Mutlak boşlukta mutlak bir kuvvet vardır. Yani mutlak boşlukta çok sınırsız bir kuvvet ve kudret vardır. Sufiler şunu söylerler. Fakr-ı tam, yani tam bir yokluk tecelli ettiğinde hüvallah. Orada Allah vardır, Allah başlar. Dolayısıyla niyazsızlık makamında bulunan Tanrı'nın huzuruna götürülebilecek en güzel niyaz, kendi benliğinden geçmek ve hak ile dolmak, hak ile dolup onun varlığında, onun varlığıyla kaim olmak, varlık planına çıkmak diye tarif eder sufiler. Öyleyse ibadetlerimiz dahi eğer bizde benlik vehmini kuvvetlendirecek, bizi benliğe düşürebilecek, bize gurur verecek, kendimizi beğenmek diye tarif ettiğimiz eskilerin, sufilerin ucup dediği illete düşürüyorsa, onlar da bize birer hakkın huzuruna varabilmekte, manevi huzurunda niyazımızı götürebilmekte birer perde olmaktan öteye gitmez. Onun için Rabiatül Adeviye Hazretleri, kadın velilerden biliyorsunuz sufi tarihinde ve kendisine tacur rical derler. Rical Arapça'da erkek anlamına gelir. Ama rical, ricalullah. Orada Allah insanı olmakta aslında bir cinsiyet yoktur. Tacur rical, Allah erlerinin tacı sıfatını almıştır. Kendisi öyle der. Senin kendine varlık vermen kadar büyük bir günah olamaz hakkın huzurunda der. Çünkü insan daima, hele hele maneviyat aleminde ilerlemek istiyorsa, kendi acziyetinin idrakinde olacak. Ve bu acziyeti büyük bir içtenlikle Tanrı'nın manevi huzuruna arz edecek ki, gerçek niyazın Tanrı kapısında yapılarak gerçekleştiğini görebilelim. Yoksa tamamen kendi varlığının sahiplendiği duygu ile ve kendisine verdiği o vehimle Tanrı'nın manevi huzurunda o niyazı, işte Şems-i Tebrizi Hazretlerinin ifade ettiği tarzda gerçekleştirebilmesine imkan yok. Hani Hazreti Pir Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri de sürekli işaret eder. Daha önce de konuşmuştuk. Ya sen öl, ya o ölsün der Tanrı için. Tanrı ezeli ve ebedi olduğundan dolayı ölemeyeceğine göre sen öl ki o ikilik aradan kalksın. İnsanı Tanrı'yla kendi arasında en büyük perde olan şey bu ikilik anlayışıdır. Dolayısıyla bu ikilik anlayışını yıkmadan niyazsızlık makamında hazır ve nazır olan Tanrı'nın huzuruna gerçek niyazı götürebilmenin imkanı yoktur. Sufilerin Şems-i Tebrizi'den, onun bu kutlu sözlerinden anladığı mana özet olarak böyle diyebiliriz. Eyvallah. Kaldır seni aradan,
sana kalsın yaradan. Geç ak ile karadan gelsin seni yaradan. Çünkü ak ile kara hep senin orada durduğun yerdir. Sen varsan ak ve kara vardır. Ama sen aradan çekilirsen işte orada Tanrı nuruyla doğacaktır. Tanrı doğmamıştır, doğrulmamıştır, ezeli ve ebedidir. Ama sen insan olarak Tanrı'dan perdeli olduğun için, kendi varlığına perdeli olduğun için senin Tanrı tecellisiyle müşerref olman ancak böyle gerçekleşebilecektir. Yani burada tevhid ehli olmaktan bahsedebiliriz. Evet. Yani tevhid ehli o zaman şu demek oluyor. Yani sadece dışarıda gördüklerini hani kesret olarak görme. Aynı yani tevhid ehli olarak onun gözüyle bak. Yani aslında her bütün canlılar, varlıklar gördüğün o Allah ile diri. Ama ondan sonra dönüp bir de kendimize de bakmamız lazım. Yani biz kiminle diriyiz? Bizim gözümüzden gören, kulağımızdan işiten, ağzımızdan, dilimizden konuşan kim? O yaratıcı. Demek ki biz de onunla değil, bizde varlığını aslında gösteren, görünen, bizde varlığını gösteren o yaratıcı. Bunun idrakine vardığımız zaman, ibadetlerimizle aslında baktığımız zaman, yani kendinden kendine, yani yine ondan ona. Tabii, bir de bu... yaratıcı aslında bütün bunları düşündüğümüz zaman kulluk eden yani aslında yine en büyük kul yine o yaratıcı oluyor. Senden kulluk eden yine yaratıcı oluyor. Tabii bu söylediğiniz, temas ettiğiniz gerçekleri idrak edebilmek için öncelikle çok büyük manevi bir uyanışın kişinin kendi kimliğinde gerçekleşmesi lazım. Şimdi biliyoruz ki sevgili Peygamberimiz Mekke'de İslam'ı tebliğe başladıktan sonra çok büyük bir muhalefetle karşılaştı. Büyük eziyetler, ekonomik boykotlar, inananlara yapılan işkenceler ve netice itibariyle Cenab-ı Hak tarafından kendisine verilen izinle ve emirle bir göç, hicret dediğimiz göç olayını gerçekleştirdi. Sufiler bu hicreti bir de manevi anlamda değerlendirirler. Hicretin gerçek manası sufiler için kendi iç alemimize dönüp kendi iç alemimizde o manevi inkılabı gerçekleştirebilmektir ki o fark ehli olabilme durumunu kazanabilelim. Ve şöyle bakarlar. Şimdi çölde düşünün kendinizi. Ufka baktığınızda sarı kumlardan başka bir şey göremezsiniz ve tepede bir güneş. Gece çölde olduğunuzu düşünün. Gökyüzü bütün ihtişamıyla, yıldızlarla gözünüzün önündedir. Böyle bir atmosferde kendi iç aleminize dönmek daha kolaydır. Ama şimdi dönün, kendi modern yaşamımıza baktığınızda etrafımız o kadar çok nesnelerle doludur ki aklımız ve kalbimiz bu nesnelere parçalanmak suretiyle bakışımız, görüşümüz dağılmaktadır, dağınık haldedir. Böyle bir yaşam ortamı içerisinde kendi iç alemimize dönmek, öyle bir atmosferde kendi iç alemimize dönmekten çok daha zordur. Sufiler hicreti işte bu dış dünyanın aklımızı, zihnimizi ve kalbimizi tamamen fethettiği, kapladığı alandan kendi iç alemimize dönerek kendimizi fark etmek, işte kendimizi bilmek dediğimiz uyanışa erebilmenin yolu olarak görürler. Kim ki kendi iç alemine dönüp manevi sülukunu, yani insanlık kemalatını, olgunluğunu gerçekleştirmek yolunda manevi bir çabanın içine girmişse o hicret edendir, muhacirdir. Çünkü o dış dünyadan kendi iç alemine döndü. Ve biliyorsunuz Kur'an'ın hep konuşuyoruz iki sıfatı var. Yine Kur'an'ın Kur'an'la tarifi. Furkan ve Kur'an. Kur'an
Daha çok sufiler şunu söyler. İç aleme dönüştür. İç alemin güzelliklerini ortaya koyan yönüdür. Furkan ise onun dış alemine, o iç alemde kendini gerçekleştirdikten sonra fark ehli olarak bütün bu nesneler alemine, kainata hak nazarıyla bakış demektir. Ama iç aleminizde siz hiç hicretinizi yapıp kendi fethinizi gerçekleştirmediğiniz sürece o kemalat ve olgunlukla veya yine sufilerin deyişiyle hakkın nazarıyla bu kainata bakmanız mümkün değil. Mümkün değil. Bir de bu iç alemde şöyle bir hikmet de olduğunu söyler sufiler. Biliyorsunuz hemen hemen 14 yıl kadar namaz emri geldikten sonra sevgili peygamberimizin ve inananların kıblesi neresiydi? Mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa'ydı. Yani o namaz ibadetleri Mescid-i Aksa'ya dönerek, kıble kabul edilerek eda edildi ibadetler. Ama bir gün Mescid-ül Kıbleteyn denen mescitte Efendimiz Aleyhisselam imam iken ve ikindi namazını kıldırırken gelen vahiy emir üzere namazdayken fevelli vecheke şatral mescidil haram, yüzünü mescidi harama döndür diye yönünü mescidi harama, Kabe'ye doğru döndü ve bunu namaz anında yaptı. Bu vahiy orada geldi ve arkasında cemaat olan imam da cemaat olan sahabeler de peygamberimizin imametinde kıblelerini, yönlerini Mescid-i Haram'a döndürdüler. Şimdi sufiler bu olayın hikmetinden bahsederken şöyle söylerler. 14 yıl Mescid-i Aksa kıble kabul edildi. O fark alemini, dış alemi temsil eder. Çünkü insanlarda şöyle bir anlayış vardı, bir inanış vardı. İnandığı şeyi dışarıda arama, kendi dışında arama, evet. Dışarıda arama. Ve Mescid-i Aksa, Kudüs biliyorsunuz yani şaşalı, ihtişamlı bir yapıdır tarih içerisinde de ve kutsal bir mabet olarak kabul edilir. İslam'da da öyledir. O dıştan Mescid-i Haram'a fevelli vecheke şatral Mescid-i Haram yönünü Mescid-i Haram'a Kabe'ye dön emri geldi. Ve bu ikindi namazında, ikindi namazı eda edilirken geldi. Ne oldu? Kabe'ye döndük. Peki Kabe'nin şekli nedir? Küp şekli. Kaç yüzü vardır? 4. Ama önü arkasıyla altı yüzü vardır. Altı yüzü vardır. Ve Kabe'de hangi noktada bulunursanız bulunun, Kabe'yi önünüze aldığınız zaman yönünüz Kabe'ye dönüktür. Kıbleniz Kabe. Geçerlidir. Ama Kabe'nin o merkezde olmadığını düşündüğünüz anda nedir? Secde halinde düşünün insanları. Herkes yukarı birbirine... Evet. Ve Kabe 600. Yani bu alemde, şehadet aleminde 6 yön var cisimler aleminde. Ve biz Cenab-ı Hakk'ı tarif ederken, yani Cenab-ı Hak da ve Peygamber Efendimiz ne diyoruz? 6 yönden münezzehtir. Tenzihiyet makamında 6 yönden de onu soyutluyoruz. Yani Mevlid'de de geçer. Şeş cihetten münezzeh ol Zülcelal. Yani 6 yönden de münezzehtir. Şu yöndedir, sağdadır, soldadır, alttadır, üsttedir, yukarıdadır, aşağıdadır diye tarif edemeyiz. Değil mi Cenab-ı Hak? Eyvallah. Şimdi iç alemimize döndüğümüzde gönül alemi bu 6 yönden de, 6 cihetten de münezzeh bir alem olduğu için evet. Kabe küp şeklinde, 6 yönü de simgeler sembolik olarak ama altı yönde orada toplanmıştır. Bütün yönlerden münezzehtir Cenab-ı Hak ama bu altı cihet Allah'tan münezzeh değildir diyebilir misiniz? Sufiler şöyle söyler. Allah zamandan ve mekandan münezzehtir, soyuttur. Ama zamanlar ve mekanlar Allah'tan
münezzeh değildir. Ve Cenab-ı Hakk'ın tecellisinin en mükemmel görüneceği yer işte gönüldür. Arapçası kalptir. İç alemine bir dönüştür. Mescid-i Haram. İşte sufiler bu kıblenin değiştirilmesi olayındaki hikmete böyle bakarlar. Gerçek hicret gönül alemine dönmektir. Ve gerçek yokluğa erebilmek, bu dış dünyanın zihnimizde ve kalbimizde yarattığı bu inkılaptan başka manevi bir inkılaba dönüp kendi içimizi fethetmenin yolu yine bu içimize dönmek ve orada Kabe'yi bulmak. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Kalbül mü'mini arşullah. İnananın kalbi Allah'ın arşıdır. Eyvallah. Ve yine bir yerde ne diyor? Kalbül mü'mini beytullah. İnananın kalbi beytullah. Allah'ın evidir. Evidir. Kabe zaten beytullah vasfını taşımaktadır. Evet, Allah'ın evi diyoruz ama Allah oraya haşa oturmuş değil. Şöyle bir şey de söyler Hazreti Mevlana. Senede bir hacullah olur. Git Kabe'de bir hacullah olur. Gir gönüller Kabe'sine gör ne bin hacullah var. Diye tabii. Ey hacca gidenler. Tabii şöyle sufiler çünkü ne derler? Hatta bunu anlaşılması için söylemişlerdir. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın tecellisi her an caridir ve süreklidir, kesintisizdir. Derler ki inananın kalbine günde 70 kez nazar eder. Bunu anlaşılsın diye söylemişlerdir. Nazar ettiği anda eğer o kalp hakla birlikteyse, gafil değilse, işte o anda dilediği şeyi Cenab-ı Hak onun için yaratır derler. Burada aslında sufiler şuna işaret etmektedir. Yani iç aleminde kendi fethini gerçekleştirmek isteyen bir manevi yolcunun murakabe halinden asla uzak olmaması gerektiği, yani haktan gafil olmaması gerektiğini işaret ederler. Çünkü onlar için en büyük sarhoşluk ve ayılması mümkün olmayan, çok zor olan sarhoşluk gaflet sarhoşluğudur. Ve bunu yine Kur'an'a atıfta bulunarak söylerler ki doğrudur. Yunus suresinde Cenab-ı Hak innellezine la yarcune likaena, onlar bize kavuşmak istemezler. Bize kavuşmayı dilemezler. Çünkü onlar bu dünya hayatının yaşamıyla tatmin olmuşlardır. Doyuma ermişlerdir. Bunun ötesinde bir şey istemezler ve ayetlerimizden de gafillerdir diye. Bizzat orada gafletten bahseder. Ayet hem Allah'ın peygamberine indirdiği şeylerdir ayet. Ayetin bir anlamı yaratılan her şeydir, bir belgedir. Çünkü ayet demek, belge demek, kanıt demek, mucize demektir. Yaratılan her ne varsa ayettir. Hoş, insanın kendisi de zaten en büyük ayettir. Bundan gaflette olunduğunda bunun insana alkollü içkinin vereceği sarhoşluktan daha kötü bir sarhoşluk olduğunu söyler sufiler. Ama insan ayettir dediniz ama aslında baktığınızda daha derine belki indiğinizde insan Kur'an'dır. Neden? Çünkü Kur'an tamamıyla insanı anlatıyor. Öyle değil mi? Yani içindeki o yani insan kainattır. Kainatta insan dediğimiz zaman zaten bütün bu kainatı kapsıyorsunuz siz. Yani bir insan. Yani insanın içindeki o Kur'an'ı, o kitabı okuması lazım. Şimdi, tabii bunda nasıl kainatta iyi de var, fena da var. Yani o bize göre hani göreceli değişebilir tabii ama yani şimdi en üstünde de bir akıl var. Yani o akıl da zaten başa konmuş ve insanın bu kitabını, o kainatı okurken de o aklı en güzel şekilde kullanması gerekiyor. Yani burada
bu akıldan kastımız aslında kendi cüzi aklımız değil. Kendi cüzi aklımızı o aklı külle birleştirebilirsek eğer, bütün bu değerleri, bütün bu manaları, yaratılmış olan kainattaki bütün varlıkları ve onlardaki manaları okuyarak kendimizi daha güzel kimliğimize erebiliriz, idrak edebiliriz diye düşünüyorum. Hazreti Mevlana'mızın rubailerine göz attığımda işte bu içindekini oku anlamında bir rubaisi de bu Abdülbaki Gölpınar'ın çevirisi. Canında bir can var, o canı ara. Beden dağında bir mücevher var, o mücevherin madenini ara. Ağ yorulup giden sufi, gücün yeterse ara ama dışarıda değil, aradığını kendinde ara diyor. Sonra işte bunların bir şerhini yapmış. Müsaadeniz olursa. Estağfurullah. Diyor ki Şahımız Hazreti Ali, hastalığın diyor ki Hazreti Ali Efendimiz, hastalığın senden meydana gelmede fakat anlamıyorsun. İlacın da sende fakat görmüyorsun. Sen kendini küçücük bir varlık mı sanıyorsun? Şu koca dünya sende dürülmüştür. Hazreti Ali Efendimiz böyle buyuruyor ve diyor ki şerhinde bu rubayinin, bütün varlık aleminin özü insandır. Bu yüzden kitabını oku. Bugün adam akıllı hesap görme bakımından o sana yeter ayeti icabınca insanın dikkatlice yaptıklarını düşünüp hesaplaması gerekir. Nitekim Hazreti Muhammed de bir zaman düşünmek 60 yıl ibadetten yeğdir diye buyurur. Bu şekilde şerh ediyor. Yani evet, şimdi dönüp dolaşacağımız, okuyacağımız yine kendi kitabımız. Evet. Ama bir mürşidi kamille beraber. Yani bunu tek başımıza tabii, yapamayız. Yani onu zaten biz programımızın en başından beri, yani Birlik Dükkanı'na programına başladığımız zamandan beri zaten bunu defalarca söylüyoruz. Yani bir mürşidi kamilin o yoldan geçmiş olan, bunu zaten biliyor olan bir mürşidi kamille yola çıkmak lazım. Çünkü insan tek başına hani nasıl meyvenin kabuğu vardır, bir de içi. Yani o kabuğu soyman lazım ki içindeki tadı alabilesin. Dolayısıyla insan da bir beden olarak baktığımızda bir kabuk. Ama özümüzde o güzel tat var, Allah'ın yaratıcının o zevki var. Dolayısıyla bunu da ancak bu yoldan geçmiş olan bir mürşidi kamilin vasıtasıyla, onun rehberliğinde, onun önderliğinde yapmamız gerekiyor bu içsel yolculuğu. Yani o bize yol gösterecek, şunu yap, şunu yapma diyecek ki, yoksa insan kendi başına bunları kitaptan, oradan buradan ya da anladığı sözlerle hani idrak edemez. Tabii mümkün değil. Bir kere tecrübeye dayanan bir yol, manevi yolculuk. Bugün biz bu kadar gelişmiş imkanlara rağmen mesela navigasyonla adres bulmaya çalışıyoruz ki onda bile zorluklar yaşıyoruz. Ama ihtiyacımız var. Navigasyonsuz dahi elimizdeki bir adresle oraya varmamız mümkün olmuyor ya da ona ihtiyacımız var öyle bir yardım görmeye. Kaldı ki manevi alem çok çok daha büyük bir alem olduğu için gönül alemi, kalp alemi diyoruz. Burada o yollardan geçmiş. Çünkü bizim çok büyük bir düşmanımız var manevi yolculukta. Evet. Yine kendimiz, kendi nefsimiz, narsist benliğimiz. Bugün hep konuşuyoruz. Modern psikoloji bütün rahatsızlıkların, o alandaki rahatsızlıkların temelinde bu narsist benliği, kendini beğenmiş benliği görüyor. Bugün modern bilim bunu söylüyor. Sufiler bunu çok çok önceden çözmüşler. Çünkü Hazreti Peygamber Uhud Harbi'nin dönüşünde büyük cihat, büyük savaş diye tanımladığı işte kendi nefsimizle olan bir savaş var. Öyleyse kendi içimizde böyle bir düşman varken böyle bir manevi yolculuğa çıktığımızda şüphesiz ki o yolun bütün engebelerini, badirelerini ve tehlikelerini bilen, oradan geçmiş ve bu yolculuğu tamamlamış bir rehbere ihtiyacınız olacaktır. Evet. Bugün
kendi kendimize okuma yazmayı bile öğrenmemiz mümkün değilken, böyle büyük bir manevi yolculuğa çıkıp kendi iç alemimizi fethetmekten bahsediyorsak, evet, o rehberin varlığı şüphesiz olacaktır. Şimdi ayet dediniz, orada zaten Cenab-ı Hak Kur'an'da söylüyor. Senurihim ayatina fil afaki ve enfusihim. Biz ayetlerimizi size göstereceğiz. Nerede? Afak. Yani bu gördüğünüz dış alemde. Nesneler aleminde, yaratılmış madde aleminde. Yüzünüzü gökyüzüne çeviriyorsunuz, yeryüzüne çeviriyorsunuz. Orada göstereceğiz. Bir de enfusihim. Sizin kendi nefislerinizde, kendi benliklerinizde, kendinizde de o ayetlerimizi göstereceğiz. Evet. İşte o İsra suresinde ikra kitabek, kitabını oku. Oku kitabını. Kefa bi nefsikel yevme aleyke hasiba. Bugün senin için hesap sorucu olarak kendi nefsin, kendi benliğin yeter. Yani sen kendin zaten söyleyeceksin neler yaptığını. Şahit kendi nefsin, kendi benliğin. Öyleyse bundan önce kitabını oku. Kendi kitabını oku. Kitabek senin kitabını oku demek. Senin sahip olduğun kitabı, kendi kitabı oku. Işte çünkü sen büyük bir kitapsın. Hicretle oluyor değil mi? Yani az önce bahsettiğiniz gibi. Şey de biraz önce programdan önce de yaptığımız sohbette demiştik, Hazreti Muhammed Efendimizin bir hadisi şerifi var. Orada diyor ki evlere diyor kapılarından girin. Yani bu baktığımız zaman bunun batını anlamına, mesela gözlerimiz, yani o hakla gör, o nurla bak. Ondan sonra kulaklarımız, yani bunlar pencereler aslında. Ve oradan diyor gönüle in. Kur'an-ı Kerim oku diye başlıyor. Kulağa hitap ediyor. Aynı şekilde Mesnevi de Bişnev diyor, dinle. O da kulağa hitap ediyor. Ve dinlediğini gör. Ve oradan da, yani bir de görmekten maksat da aslında hani ben görmediğim Allah'a ne iman ederim ne inanırım diyor Hazreti Ali Efendimiz. Yani orada da şeyhinde, yani Mürşid-i Kamil'inde eğer yolcu hakkı göremezse, onda Hazreti Muhammed'in nurunu, Hazreti Ali'nin, Ehl-i Beyt'in onun nurunu göremezse zaten yol almakta zorluk çeker. Yani direkt olarak onu görmesi, yani onu gönlüne koyması, o aynadan gerekiyor, bakması lazım. Bir şey soracağım hocam. Az önce Kabe'nin altı yönünden bahsettiniz ya. İnsanda da altı yön var. Evet. Yani ön, arka, sağ, sol, baş üstü ve ayak altı. Hatta Hazreti Peygamber Efendimiz'den nakille Hazreti Pir'imize kadar gelen bir dua var. Önün nur olsun, arkan nur olsun, sağın nur olsun, solun nur olsun, baş üstün nur olsun, ayaklar altın nur olsun. Yani Kabe'nin prototipi aslında insan, öyle değil mi? Kabe gönül. Gönül. Yani hepsinin ötesinde. Biraz önce bahsetti gönül, Erdem niye Bey. Cisimler aleminde altı yönden söz ediyoruz. Çünkü boyutlar var. Bu cisimler aleminde böyle. Ancak gönül alemine döndüğümüzde o altı yönü bir yapıyoruz. Neden bir yapıyoruz? Çünkü altı yönden de görünen gönülde odur. Çünkü gönül o yönlerden münezzehtir, soyutlanmıştır. Bu yönlere takılı kaldığımız sürece bu gerçekle karşılaşmamız bizim için perdelidir. Orada sufiler şuna işaret etmek isterler. Altı yönde de görünen odur. O altı yönde takılıp kalmayın. Kabe'yi kaldırdığınız, o örneği konuştuk ya, hep onu söylerler. Secde halinde düşünün insanları veya kıyam halinde veya rükû halinde namaz kılıyorlar değil mi? Cemal, İbadet cemal ediyorlar. De, hepsi. Hepsi cemal cemali. Kabe'yi ortadan kalktığı anda. Evet. Gönül
aleminde Hakk'ın tecelliyatıyla müşerref olabilirsiniz diyor sufiler. Her ne varsa bizi insan yapan şey ve o ilahi emaneti yüklendiğimiz merkez o gönül. Onun için Hazreti Mevlana da der ki o gönül, yani herkesin taşıdığı gönül değildir. İnsan-ı Kamil'in taşıdığı gönüldür. Çünkü o mücella bir ayna olmuştur. Aynasını o kadar parlatmıştır ki oraya Hak nazar eder, Hakk'ın nuru oradan tecelli yansır eder. Öyleyse ey insan der, senin varlık sebebin, yaratılış sebebin budur. Bu gönlü gerçekleştirmek, Hakk'ın nazargah olduğu o gönlü mücella hale getirmektir. Bunu başardığın an, işte inananın kalbi Allah'ın arşıdır, inananın kalbi Allah'ın evidir, gerçeği tecelli eder diyor. Evet. Bir de şey var, Kabe madem şu anda konumuz, Allah Kabe'de doğmuştur. Oradan çıkmıştır. Bir daha oraya girmemiştir. Hazreti Şems Efendimiz'in evet, Şems Tebrizi'nin. Hazreti Ali. Sonrasında insan gönlünde doğmuş. Orayı saf ve temiz bulmuş. Ve oradan bir daha çıkmamış. Kabe'de doğan tek kişi Şahımız İmam Ali Efendimiz. Eyvallah. Şimdi ne istersen iste, kendinde iste. Çünkü sen her şeysin diyor ya Hazreti Mevlana. Şimdi ne istersen iste, kendinde iste deyince diğer taraftan da diyor ki bana gönülsüz, elsiz, ayaksız gel. Yani o gönülsüzden maksat gönlünü tamamen vermiş olarak gel. Şimdi biz kendimizi ilk olarak hani yolcu, Mürşid-i Kamil'ine gönlünü tamamen verecek ve gönlünde ona, ondan başka bir varlığa yer vermeyecek. Yani Mürşid-i Kamil'den maksat zaten o nedir? En başından beri diyoruz. Hazreti Muhammed Efendimiz de tamamen fani olmuş. Hak ile hak olmuş kişi. Şimdi sen kendinden kendine isteyeceksin dediğin zaman bu, yani bu cüzi varlığına, cüzi aklına değil. Yani sen gönlünü içindeki o Rabbine güveneceksin ve ondan isteyeceksin. Şimdi tabii şu var, burada kendinden istediği, ne istiyorsan kendinden iste dediği ve işaret ettiği kişi bu manevi yolculuğa başlamış ve bu manevi yolculuğu gerçekleştiren veya tamamlamış olan kişi. Hazreti Pir şunu söylüyor, sende böyle bir imkan var. Yani her insan bu aleme ayak bastığı andan itibaren bu imkana eşit bir biçimde sahip. Öyleyse diyor, bir uyarıda bulunuyor. Bu imkanı gerçekleştir. Az önce Yusuf Bey okudu, madenden bahsetti. Evet. Çünkü tasavvuf ve sufi yolu tabir yerindeyse bir ruhsal simyadır. Yani simya dönüşümdür. Kimya simyayla başlamıştır. Modern kimya bilimi simya çalışmalarıyla başladı. Ruhsal bir dönüşümdür. Hani hicret dedik. Bakın kendi iç alemimize dönmek. Yani bizi bu alemde darmadağın olan zihnimizi, kalbimizi bir yerde toplamak. Bu hicrettir. Sufiler buna manevi hicret der. Dolayısıyla kendinden iste noktasına gelebilen bir insan bütün bu yolculuğu tamamlamış, olgunluğu gerçekleştirmiş, Hakk'a ayine olmuş bir insandır. Sufilerin ve Hazreti Pir'in bahsettiği insan odur. O zaman o kendinden her şeyi isteyebilir. Neden? Çünkü sufiler şunu söylüyor. Bizim bu beş duyumuz olduğu gibi diyor ki iç aleminde, batında olmayan hiçbir şey zahirde mevcut olamaz diyorlar. Çünkü bugün bilim de bize bunu söylüyor. Mana mı evveldir, madde mi evveldir? Mana evveldir, madde sonradır. Yani maddenin de aslı bugün fizik, enerji diyorsa, enerjinin aslı nedir? Işıktır. Allah-u nuru semavati vel arz diyor Kur'an'da. Allah göklerin ve yerin nurudur. Işık, nurun, sufiler öyle söylüyor bizim anlayışımız mümkün olsun diye. Nur, ışık nurun diyorlar belki de 70 bin kat soğutulmuş, soğumuş ve bu cisimler alemine yansımış.
halidir. Şimdi düşünün, sen de diyor Hazreti Pir böyle bir imkan var. Bu imkanı, bu madeni işle, bu cevheri. Cevher toprak altında kaldığı sürece cevherliğinden bir şey kaybetmez. Ama sen onu işlemen lazım. Bir pırlanta, bir elmas, yüzük haline getirmen lazım ki o ışık vurduğu zaman şavkıyla her yeri aydınlatsın. Bunu gerçekleştirmediğin sürece bu gerçeği, işte nefsini bilen Rabbini bilir gerçeğine de ermek mümkün değil. Ona işaret ediyor. Bir de gönülsüzlük dediniz. Gönülsüzlük, şöyle yorumlar sufiler onu. Gönülsüz demek burada gönlünü tamamen vermiş. Hem öyle hem de tutkularından, heveslerinden ve peşinde koştuğun şeylerden kendini kurtarman, onları terk etmen. Evet. Çünkü üç adımdır derler Hakk'a varmak. Nedir diye sorduklarında şöyle tarif ederler. Terki dünya, dünyayı terk etmek. Dünyayı terk etmek demek dünya yaşamını bırakmak anlamında değil. Dünya sevgisini, dünya kendine heveslerini, koyma, tutkularını bir kenara koymak. Sonra terki ukba derler. Yani ahiret düşüncesiyle yaşamak. O da nedir? Yaptığın ibadetleri tamamen ahirette bir kazanç, bir karşılık beklemek, duygusuyla yapmaktan kurtulmak, bunları terk etmek. Kaldı mı? Kaldı. Ne derler? Terki terk. Terk etmeyi de terk etmek. Yani tamamen iradesiz olmak ve kendi iradeni Hakk'ın iradesiyle uyumlu hale getirmek diye tarif ederler ki işte o zaman kendinden kendine doğuş, tabir caizse, gerçekleşebilecektir. Yoksa Hazreti Pir'in yine bir rubaisini geçen gün fakir okudu. Çok yani hayran, tabii hepsine hayranız da her insanın hani böyle daha fazla zevk aldığı şeyler vardır. Kendinde kaldığın zaman diyor, kendinde olduğun sürece sevgiliden uzaksın. Kendinde kaldığın sürece sevgiliden perdelisin. Kendinden daldığın, yani kendini kaybettiğin anda sevgilinin huzurundasın mealinde çok güzel bir rubaisi vardı. Demek ki işte Hazreti Pir'in işaret ettiği makam, ne istersen iste, kendinden iste, gönülsüzlük makamı dediğimiz, işte orada bütün heveslerden, tutkulardan, arzu ve isteklerden kurtulmak. Kurtulmak. Hak aşıklarının da zaten tek istediği o sevgilin, o yaratıcının cemali. Yani zaten bütün ibadetlerini de o yönde yaparlar. Yunus Emre ile ilgili bir menkıbe var. Bir mana görüyor rüya. Herkesin anlayacağı değil de ama biz ona mana diyoruz. O manada bir yere geliyor. Her yer çok güzel. Yani dille anlatılamayacak güzellikte. Yunus Emre soruyor. Diyor ki burası neresi? Burası diyorlar ki cennetü âlâ. Diyor peki buranın sahibi nerede? Buranın sahibini diyor göremezsin çünkü sen henüz ölmedin diye cevap veriyorlar Yunus Emre'ye. Yunus Emre'nin cevabı beni buradan derhal çıkartın. Yedi denizi cehennem haline getirin. Ama sevgilim olmadan beni buraya almayın diyor. Yani şimdi baktığımız zaman biraz önce siz de bahsettiniz. Bütün ibadetler cennet için yapılıyor. Yani bir menfaat söz konusu. Ve birçok insan da işte ibadet, beş vakit namazını kılıyor, orucunu tutuyor, zekatını veriyor. Fakat diğer taraftan ibadetin aslında tamamen menfaatsiz olması gerektiği. Temennasız. Temennasız, menfaatsiz olması gerekiyor. Tabii. İbadetler yani, manevi yolculukta önemli bir yer tutuyor. İbadetleri önemsiz göremeyiz. Önemsiz ancak demek yok şu anlam öyle demediniz. Yok ben farklı bir şeye işaret etmek açısından öyle söylüyorum. Yalnız dediğiniz gibi ibadetler her ne kadar manevi yolculukta önemli bir etken ise de içerisinde acziyet ve
içtenlik duygusu bulunmayan ibadetler bir borcu yerine getiriyormuş. Evet. Onu hissiyatıyla yapıldığı anda merkezden uzaklaşmaktan. Niye? Şimdi mesela şöyle de toplumda konuşulan şeyler var. Namaz, işte namaz ibadeti için. Namaz müminin borcudur. Hiçbir yerde Hazreti Peygamber'in böyle bir sözüne rastlamak mümkün değil. Ama Hazreti Peygamber'in şu sözüne her yerde rastlayabilirsiniz. Es-salatu miracul mümin. Namaz inananın miracıdır. Ama o miracı da açmak lazım. Evet. Demek ki bu miracı gerçekleştirmediğimiz sürece o ibadetin gerçeğine de ermemiz mümkün değil. Peki bunu nasıl yapacağız? İşte dediğiniz gibi öncelikle acziyetini insan bilecek. Eğer acziyetini bilmediği sürece yaptığı her şey sadece ibadetler değil. Her türlü davranışı... Acziyet derken hani aciz olmak manası değil. Hayır, yokluk demek istiyorsun. Asla yokluk. Yani haddini bilmek. Yani yüce yaratıcının varlığı ile kendi varlığını mukayese demeyelim. O varlığın huzurunda kendi hiçliğini idrak edebilmek. Çünkü varlığı dahi onun varlığıyla mümkün olabildiğine göre acziyeti demek buradaki hiçliğini idrak edebilmesi. Yani kuvvetinin sınırlı olduğunu, kendisine verilen her şeyin meccanen hak tarafından verildiğini idrak ederek ihlasla yani içtenlikle huzura her yaptığı eylemde, sadece ibadetlerinde değil, her türlü davranışında bunu idrak ederek yapması diyoruz. Ondan sonra işte o kapıyı yoklukla çalıp manevi yola girdiğinde miraç, uruç, miraç merdiven, yani uruç, yükselmek. Nereye yükselmek? Hakkın huzuruna yükselmek. Hakkın huzuruna yükselmek demek zaten insanlığın, insani kemalatın gerçeğine ermek demektir ve bunu gerçekleştirmek. Sufiler tahakkuk etmek derler. Tahakkuk etmek günümüz dilinde bunu gerçekleştirmek demektir. Dolayısıyla bu miracı nasıl yapacak? Bir şey söylemek istiyorum. Hazreti Muhammed Efendimiz'in de miracında bir yere geldiğinde namaza duruyordu ve dur diyor içinden bir ses. Şimdi diyor Rabbin namazda. Yani bu ne demek? O tamamen yokluktaydı. Yani ondan o namazı, o ibadeti yapan da içindeki o yaratıcıydı zaten. Kendinden kendine. Yani burada yine mesela şeyde Hazreti Peygamber Efendimiz bir gün Ashab-ı Suffesine diyor ki şehit olmaktan hayırlısını size haber vereyim mi? Onlar da evet ya Resulallah diyorlar. Allah'ı zikretmek şehadetten de üstündür. Evet. Yani şimdi Allah'ı zikretmek Kur'an'da Yüce Allah'ın çok çok verdiği bir buyruk. Vezkurullaha kesiran leallekum tuflihun. Kurtuluşa ermek istiyorsanız Allah'ı çok zikredin, anın. Bir de zikrin tabii ki birkaç anlamı var. Sadece tek bir anlamı yok. Zikir sadece Allah'ı dile getirmek, sadece Allah'ın isimlerini veya isim sıfatlarını anmak anlamında değil. Zikrin bir de şu anlamı var, hatırlamak. Şimdi dönersek Hazreti Pir'in şu ana kadar okuduğunuz bütün rubaileriyle birlikte bu sözü mütalaa edersek şuraya varırız. Neyi hatırlayacak insan? Özünü. Kendini. Özünü. O özde ne var? Onur var. Hak var. Demek ki en büyük zikir o gerçeği hatırlamak ve o gerçekle yüz yüze gelebilmeyi başarmak. İşte o en büyük zikir. Zikrin gerçek manası. O şehadetin üstünü, şehadet zaten şehadet hakkın varlığına
şuhud etmek, şahit olmak. Ve bunu kalben de tasdik etmek. Çünkü kalbin olmadığı, işte dönüyoruz yine hep aynı şeyleri konuşuyoruz. İnananın kalbi Allah'ın arşı ise ve merkez kalpse, dil ile ikrar, ne diyoruz iman? Dil ile ikrar, kalb ile tasdik. Beden ile amel etmek. Kendimize dönüp, kendi iç alemimizde hicretimizi gerçekleştirip, hatırlamamız gereken şeyi hatırlarsak, o özümüzle baş başa kalırsak, onu gerçekleştirirsek, işte en büyük zikri de yapmış oluruz. Allah'ın da, Allah'ı çok çok anın, hatırlayın. Çünkü işte ne diyor? Hepimiz bir madeniz, o cevher var. İnsan yaratıldığı anda o cevherle bu dünyaya, bu aleme doğuyor. Bütün mesele o cevheri işleyebilmesi ve Hakk'a ayine olabilmesi. Zaten insanın yaratılmasının sebebi de Hakk'ı zikretmesi. Biz Hakk'ı, de şu anda o zikri yapıyoruz. Yani. Hakk'ı bulup ve Hakk'ı zikretmesi, eyvallah, bilmesi. Bilmek diyor yani, kendini bilmesi, kendi özünü bilmesi, onu idrak etmesi, onda yokluğa ermesi ve o yokluktan bürünerek daim, her daim Allah'ı zikretmesi, Allah'ı anlatması, bunu da söylemesi. Yine el ele, el Hakk'a olarak yapacak. Yani mürşid, mürşidi kamilsiz de zikir yok yine. Yine Hazreti Pir'in mecalisi sabahında ikinci mecliste hafızlara yönelik bir seslenişi var. Hafız Kur'an okumaya başladı. Oku ey hafız, Kur'an ezgileriyle aşıkların zincir halkalarını titret. Bismillahirrahmanirrahim de. Bismillah öyle bir melikin adıdır ki, kullarının kurtuluşu onun rızasındandır. Kimin bir izzeti varsa onun erdeminin feyzindendir. Bismillah, Süleyman döneminde Belkıs'ı İblisin tuzağından kurtaran addır diyor ve bir dua var. Müsaadenizle onu da okumak istiyorum. Yine Mecalis-i Sabah'da. Kulları için sebepleri var eden ve kapıları açan Allah'ın adıyla. Razıyım Rahman'dan, ihsan sahibi Rabbim'den. Hesapsız bağışlarda bulunan O'dur. Umut beslenen Rahim'in bağışlamasını umarım. Günahları bağışlayıp tövbeleri kabul eden O'dur. Çok güzel. Bismillahirrahmanirrahim'e verdiği mana. Ne buyurursunuz? Tabii her şeyin, bütün semavi kitapların biliyoruz ki mesajı Fatiha'da, Fatiha'nın da Besmele'de mündemic olduğunu, var olduğunu öğreniyoruz. Hazreti Peygamberimiz vasıtasıyla. Şimdi Besmele'de Cenab-ı Hakk'ın üç sıfatı anılıyor malumunuz. Nedir? Bismi, onun ismiyle nedir? Allah ismi, Rahman ismi ve Rahim ismi. Daha önce de bunu konuşmuştuk. Allah ismi, Cenab-ı Hakk'ın bütün isim sıfatlarının manasını kendisinde toplayan bir isimdir. Kadir Allah, Rahman Allah, Rahim Allah. Yani Allah'ın 99 veyahut 99 bizim bilmemiz için söylenmiş ismidir. Yani sayısız ismi vardır baktığınızda. Ama hepsi ismi azamda toplanmıştır Allah. Eyvallah. Bütün isim sıfatlarının manasının toplandığı isim Allah ismidir. Fakat Cenab-ı Hak bununla birlikte rahmaniyetini ve rahimiyet sıfatını da burada anıyor ve biz buna işte besmele diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim dediğimizde. Rahmaniyeti sınırsız bir şefkat ve sevgi olarak tarif ediyor sufiler. Ve ona şöyle bir mana veriyorlar. Diyorlar ki, bütün alemler Cenab-ı Hakk'ın rahmaniyet, Rahman isminin
tecellisine mazhardır. Mazhar demek zuhuruna mekan olmuş. Yani göründüğü yer. O da ne manaya geliyor? Şu manaya geliyor. Diyorlar ki rahmaniyet aleminde her şey zıttıyla kaimdir. Bir aradadır. Acı, tatlı, keder, sevinç, tatlı, tuzlu bir aradadır. Zıtlıklar alemidir. Bu zıtlıklar alemini yaratan onun Rahman sıfatıdır. Ama diyorlar bir ileride ne var? Rahim. Rahim ise tamamen son, katıksız, safi, şefkat ve sevgidir. Orada tamamen huzur vardır, tamamen şefkat vardır, neşe. Tamamen sevgi vardır, eyvallah. Tamamen neşe vardır, tamamen hakkın sıfatlarından soyunduğu, yani isim sıfatlarında, sıfatlarının dahi yer almadığı bir mertebedir. Zat mertebesidir diyorlar. Zat-ı uluhiyetinin. Evet. Rahim. Ama bu rahim ve rahmaniyeti de onun içerdiği manaları da diğer isimlerle birlikte tabii ki kendi içinde toplayan isim Allah ismi. Allah ismi. Peki şimdi reklam arasına gireceğiz ama çok özür dileyerek kısa bir soru soracağım. Aynül Cem'lerde, Cem ayinlerinde Alevi canlar hem Bismillahirrahmanirrahim diyorlar hem de Bismişah diyorlar. Bunu nasıl izah edebiliriz? Reklam arasından sonra değinebilir miyiz bu konuya? Olur, reklam arasından sonra isterseniz. Kısa bir reklam arası, sonrasında tekrar birlikte olacağız. Tekrar iyi akşamlar sevgili Cem TV izleyicileri. Birlik Dükkanı programımızda Hafız Erdem Ergin hocamızla gerçekleştirdiğimiz sohbetin son yarım saatlik bölümündeyiz. Reklamlardan önce Bismillahirrahmanirrahim üzerinden bir sohbet gerçekleştirdik ve Alevi Cem'lerindeki hem Bismillahirrahmanirrahim hem de Bismişah vurgusu üzerinden sohbetimiz devam ediyordu. Bununla ilgili konuşuyorduk hocam. Tabii Bismişah, Şah'ın ismiyle manasına geliyor. Burada Şah'tan kastedilen Şah-ı Velayet dediğimiz İmam-ı Ali Keremallahu Zatehu Efendimiz. Neden onun ismini de anıyorlar? Biliyoruz ki bütün sufiler velayet makamının şahı olarak Hazreti İmam Ali Keremallahu Zatehu Efendimiz'i kabul etmişlerdir. Hazreti Muhammed Efendimiz'in manevi aleminin güzelliği, batıni aleminin güzelliği Hazreti İmam Ali Efendimiz'de tecelli ettiği ve göründüğü için ve biliyoruz ki Şura suresi 23. ayette Cenab-ı Hak Kur'an'da bize şöyle buyuruyor. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى De ki, söyle, bütün bu peygamberlik, nübüvvet hizmetim karşılığında sizden hiçbir ücret beklemiyorum. Ancak tek bir şey istiyorum. Akrabama meveddet, muhabbet duymanız, sevgi göstermeniz. Bu ayet inince Hazreti Peygamber'e soruyor ashab, kimdir bu akraban, yakın akraban kimlerdir ey Allah'ın elçisi dediklerinde Hazreti Peygamber bunun Ehl-i Beyt olduğunu ve Ehl-i Beyt'in de kendisi, Hazreti İmam Ali, Hazreti Fatıma validemiz, Hazreti İmam-ı Hasan ve Hazreti İmam-ı Hüseyin olduğunu ve Hamse-i Ali Aba, yani elbisesinin üzerine alıp o dördünü birden kanatlarını, kollarını açarak o abanın altında topladığı için Hamse-i Ali Aba diyoruz. O abanın altındaki beş kişi işte Ehl-i Beyt'in bunlardır. Yakın akraban budur. Bu ayet-i celilede kastedilen akraba bunlardır diye bir açıklama yapıyor. Şimdi
Ayet çok açık ve net. Efendimiz aleyhisselam ehli beyte muhabbet ve sevgi duymamızı bizden istiyor ki bu Allah'ın emri. Evet. Allah'ın buyruğu. Öyle olunca Hazreti Muhammed Efendimiz'in bütün batını güzelliği de Hazreti İmam Ali Keremallahu Zatehu'da tecelli ettiğine göre ve Hazreti Peygamber Efendimiz'in ayrıca Ehl-i Beyt ve İmam-ı Ali hakkında ben ilim şehriyim, Ali de onun kapısıdır. Ruhun ruhumdur, cismin cismimdir, kanın kanımdır. Ey Ali diye kendisini ve kendisinin sahip olduğu manevi büyüklüğü bizzat açıkladığından dolayı maneviyatta velayet makamı, nübüvvet ve risaletin temsilcisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ise velayet makamının şahı ve temsilcisi Hazreti Ali Efendimiz olduğundan dolayı ve bütün manevi yolculuklarda hatta zikirden konuştuk. Bir talim ve terbiye amacıyla talibe verilen zikirde derler ki gece karanlık bir yerde kendi içine dönerek Allah'ı an ve sende o Ali nuru doğsun. Eyvallah. O Ali nurunu görmedikçe sende manevi bir keşif, manevi bir fetih olamaz. Çünkü velayet Allah'a dost olabilmenin yolu Hazreti Ali'nin yolundan yürümektir. Ve Hazreti Ali'nin ahlakına, huylarına, davranışlarına sahip olmakla birlikte onun o manevi alemindeki güzelliklere de sahip olabilmekle mümkündür. Yoksa başka türlü maneviyatta yol alabilmenin imkanı yok. Bütün tarikatlar yani manevi yolların şecerelerine, geleneksel şecerelerine, manevi silsilelerine baktığınızda hepsinin yolu Hazreti Ali Efendimiz'e çıkar. Oradan da Hazreti Muhammed Efendimiz'e bağlanır. O yüzden de hepsine tarikat-ı Ali yolun edilmiş. Başı İmam Ali, yani velayet yolunun başı İmam Ali olduğu için Besmele'den sonra o dediğimiz cem toplantılarında Bismi Şah denilerek İmam-ı Ali'nin ismi de anılmaktadır. Bismi Şah Allah Allah diyorlar değil mi? Gadir Hum'da da yine 17 Mart 632 127 bin kişiye yönelik bir hitabı var Hazreti Peygamber'in. 3 hutbe irad ettiği söyleniyor. Mina'da, Arafat'ta ve Gadir Hum'da. Bu Gadir Hum'u Nusayri canlar bir bayram edasında kutluyorlar. Orada da işte bahsettiğiniz nefsin nefsimdir, canım canımdır hitabı var Hazreti Peygamber'in. Ve iki emanet bırakıyorum. Bana o emanetleri unutarak gelmeyin diyor. Biri kitabı Kur'an-ı Kerim, diğeri de Ehl-i Beytim'dir diyor. Evet. 127 bin kişiye ve Hazreti Ali Efendimiz'e de resmen soyunduğunu 127 bin müminin önünde beyan ediyor. Tabii, onlardan da tasdik alıyor. 67. ayetin de Gadir-i Hum'da bu vesileyle nazil olduğunu çoğu müfessir yazmaktadır. Orada işte korkma, çekinme, söyle Allah'ın sana tebliğ ettiğini bildir diye. Ona binaen bu Gadir-i Hum'da Hazreti Ali Efendimiz'in elini kaldırıp ben kimin efendisiysem Ali de onun efendisidir diye hutbeyi irad ettiğini çoğu müfessirde, kaynaklarda izah etmekte ve açıklamaktalar. Çünkü Hazreti Peygamber aynı zamanda Ehl-i Beyt'in yolunu Nuh peygamberin gemisine benzetir. Ve der ki kim o Ehl-i Beyt'in gemisine binerse tufandan salim olur, kurtulur. Demek ki yol Ehl-i Beyt'in yoludur. Çünkü onlar masumiyete hem korunmuşlardır hem de tam bir saflığa sahiptirler. Yani katıksız sevgi, katıksız şefkat, katıksız dürüstlük, hiçbir eğriliğin bulunmadığı bir ahlaka sahiplerdir, bir yaratılışa, huya sahiplerdir. Hatta her ne kadar Ehl-i Beyt'e tarih içerisinde muhalefet olunmuşsa, işkenceler yapılmışsa bile o işkenceyi ve o zulmü yapanlar dahi kendi kaynaklarında asla
Ehl-i Beyt'in mensupları, o soydan gelenler hakkında olumsuz, ahlakları hakkında olumsuz hiçbir not düşememişlerdir ve düşmemişlerdir. Bu da görenler için, görebilenler için Allah'ın çok büyük bir hikmetidir. Delil aynı zamanda. En büyük kanıttır. En büyük kanıttır. O kadar zulüm, işkence yapmalarına rağmen hepsi de onların huyları ve ahlakları ve üstün faziletleri hakkında olumsuz hiçbir not düşememişlerdir. Bu da nedir? Aslında gizli bir ikrardır. Bu bakımdan da öyle değerlendirilebilir diyorsunuz. Tabii ki değerlendirilebilir. Yani hiçbir olumsuzluk bulabilmenize imkan yok. Masumiyet denen şey odur. Veliler, bakın sufiler diyor ki, veliler velayet makamına ermekle mahfuzdurlar, korunmuş. Yani nedir? Hata yapmaktan, yanlış şeyler yapmaktan, günaha düşmekten hak tarafından korunmuşlardır. Ama Ehl-i Beyt öyle değil. Ehl-i Beyt bir üst mertebedir. Masum. Oradan bir hatanın zuhur etmesi mümkün değildir. Eyvallah. Tamamen ismet sıfatı tecelli etmiş insanlardır. Onlar saf nur. Eyvallah. Saf nur. Ve onların gemisine binen tufandan kurtulur. Nuh'un gemisine binmiş gibidirler. Yani ahlak dediğimiz zaman da zaten İslam'ın manasını Hazreti Peygamber Efendimiz ahlak olarak belirtiyor. Yani ahlakın manasını da insanlara faydalı, güzel fikirler üretmek, onların yüklerini onların üzerinden almak. Tabii, üretemiyorsanız da zarar vermeyeceksiniz. Zararsızlık ilkesi. Ahlakın en temel prensibi, eğer ortaya bir değer üretip faydalı olamıyorsanız zarar vermeyeceksiniz. Önce zararsızlık ilkesine sahip çıkacaksınız. Zararsızlık ilkesini yaşamınızda hakim kılacaksınız. Sufiler öyle der. Ondan sonra bunu başardıysanız yararlı olmaya bir şeyler üretmeye, evet, sizin de işaret ettiğiniz gibi çalışacaksınız ki ahlakın emri de budur. İkilik tohumu ekenler de diyor, devam ediyor Hazreti Peygamber, bu topluma ikilik tohumu ekenler, nifak sokanlar da benden değildir diyor. Yani onları ahlaksız olarak tanımlıyor. Şimdi ben tekrar ibadet, niyaz, ona gelmek istiyorum ve yokluk. Şöyle bir şey söylüyor Hazreti Mevlana, şöyle bir sözü var. Diyor ki, bu kadar Allah dediniz, daha mı Allahlaşamadınız? Bu da ne demek? Hazreti Muhammed Efendimizin de şu sözünde söylediği gibi, benim Allah'la öyle anlarım vardır ki oraya ne en büyük melek ne de yüce bir peygamber bile giremez diyor. Yani o en yüce peygamberden kastı en son peygamber olduğu için, yani ben bile yokum orada demek istiyor. Yani o tamamen yokluk. Hazreti Mevlana'mızın da bu kadar Allah dediniz daha mı Allahlaşamadınız demekteki maksadı, daha mı yokluğa eremediniz? Yani bir yok olun. Allah'a kavuşmanın en bir yolunu soruyorlar Hazreti Mevlana'ya. Yokluktur diyor. Yani yokluk, o yokluktan varlığını gösteren o yaratıcıya, o niyazsız olan yaratıcıya da sohbetimizin en başında dediği gibi niyazı götür. Ama diyor o niyaz diyor tamamen yoklukta olsun. Yani yokluğa bürünerek o niyazı yap. Yani menfaatiyle yapma. Yani cennet isteğiyle yapma. Kendinden tamamen geç. Sadece o Allah'ı iste. Yani o da zaten seni istiyor. Yani o... Tabii burada sufiler tezkiye söylüyor. Bütün bunları bu yokluğa erebilmek için de o arınmayı gerçekleştiremediğimiz sürece. Yani nasıl ki maddi kirlerden suyla temizleniyorsak, manevi hastalıklarımız, manevi huylarımız var. Bizde baskın olan, tabiatımızın icap ettirdiği bir takım huylar var. O baskın olan huyları o tedavi etmemiz lazım. Bu da nedir? Tezkiye, arındırmamız lazım, saflaştırmamız lazım.
O arındırmayı gerçekleştiremezsek inkişaf dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın o güzelliğinin tecellisi ve tasfiye dediği sufilerin işte tamamen ayini olma, yokluğa bürünme mertebelerinin tecelli etmesine imkan yok. Öyleyse işte yine Kur'an'ın dediği gibi kad eflaha men zekkaha, ancak arınanlar, temizlenenler, tertemiz olanlar kurtulmuştur. Eyvallah. Şimdi Galata Mevlevihanesi'nin şeyhi Şeyh Galip Dede Hazretleri, Hazreti Mevlana'mız ve Şems-i Tebrizi'mizle ilgili bir tespitte bulunuyor. Diyor ki, yaşadıkları devirde Pirim Merim Hazreti Mevlana Hazreti Muhammed'di. Onun ruhuna sahipti. Şems-i Tebrizi de İmam Ali Efendimiz'in ruhuna sahipti. Hazreti Pir de Şems-i Tebrizi'nin ayrılığından sonra onun gelmesiyle ilgili müjde üzerine şöyle bir seslenişte bulunuyor. Müsaadenizle. Estağfurullah, buyurun. Onu okuyacağım. Yollara sular dökün. Bahçelere müjdeler edin. Bahar kokuları geliyor. O geliyor o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin, açılın, savulun, beri durun beri. Yüzü apaydınlık, ak pak. Bastığı yeri ardında gündüzler gibi bırakarak. O geliyor o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Gökler yeryüzünü kapladı, örttü bir anda. Bir anda dört yanı misk gibi bir koku sardı. Bir anda bir velvele, bir kıyamet koptu cihanda. O geliyor o, ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Bir anda can geldi bağlara, bağlar ışıdı. Bir anda açıldı, baktı bağlarda gözler. Bir anda bizde ne gam kaldı, ne dert kaldı, ne keder. O geliyor o, ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yayından fırladı ok, hedefe ha vardı, ha varacak. Bahçeler selama durdu, selviler ayağa kalktı. Çayır çimen yola düştü, işte konca, ata binmiş geliyor. Biz ne duruyoruz? O geliyor, o, ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Sen bizim yöremize gelirsen göreceksin ey Şems. Huyumuz sadece susmak olmuş bizim, susmak. Senin güzel gözlerin için işte canım pusuda. Rahatım kaçtı benim. Geceleri uykum kalmadı. Gitti ama bak işte o güzel günler yola çıkmış geliyor. Eyvallah. Evet. Programımızın sonunda Hazreti Ali Efendimiz'den çok güzel bir dua ile sonlandırmak istiyorum. Evet. Hazreti Ali Efendimiz şöyle bir niyazda bulunuyor bizler için. Diyor ki, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Allah'ım, dopdolu, gizli yüceler yücesi, en yüce, en kerim, en büyük, Burhan, Hak, Müheymin, Kuddus isminle senden istiyoruz. O Allah nurdan bir nurdur. Nur üzerine nurdur. Nur üstüne nurdur. Nur içinde nurdur. Her karanlığı aydınlatan nurdur. Her zorba ve kovulmuş, bozguna uğratan nurdur. Kovulmuşu bozguna uğratan nurdur. Gök onunla beraber ayakta kalamaz. Yer onunla beraber ayakta kalamaz. Her korkanın korkusu onunla emniyette olur. Her sihirbazın sihri, her tuzak kuranın tuzağı, her hasetçinin hasedi ve her zalimin zulmü onunla bozulur. Dağlar, yer ve gök onun azametinden dolayı parçalanır. Melekler onunla konuşabilmek için onu korurlar. Gemiler onunla yürür. Dalgaların ona aşma imkanı yoktur. Her zorba inatçı ve isyancı şeytan onunla zelil kılınır. O senin en büyük ismindir.
onu kendine isim olarak vermişsin. Onunla arşına istiva etmişsin ve kürsüne yerleşmişsin. Ey yücelerin yücesi Allah'ım! Ey Kerim, ey Nur olan Allah'ım! Ey göklerin ve yerlerin yaratıcısı! Ey Celal ve İkram sahibi! İzzet, Celal, Kudret ve bereketinle istiyoruz. Muhammed'in ve Pak Ali'nin hürmetiyle istiyoruz. Senin ve onların hakkıyla Muhammed'e ve Ali Muhammed'e salat ve selam olsun. Bizi, anne babamızı ve mümin erkek ve kadınları korumanı ve azat etmeni istiyoruz. Muhammed'e ve Ali Muhammed'e salat ve selam olsun. Sen hamd edilmeye ve ömülmeye layıksın. Layık olansın. Amin. Programımıza katıldığınız için tekrar teşekkür ediyoruz hocam. Fakir teşekkür eder. Sizinle birlikte burada hak sohbeti yapmak benim için tabii büyük bir zevk. Eyvallah. Sağ olun, var olun. Siz de sağ olun. Bir sonraki hafta yine Birlik Dükkanı'nda görüşünceye değin sevgili izleyicilerimiz. Bütün Piran Efendilerimizin güzel keremleri, feyizleri hepimizin üzerlerimize olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar.